Değerli izleyenler, TR1 ekranlarında saatler 17'yi gösterirken bizler Sağlıklı Bilgilen programıyla karşınızdayız. Her salı ve perşembe günü olduğu gibi bugünkü konuğumuz da bitki uzmanı İbrahim Gökçek bizlerle beraber doğal yollarla tedavi yöntemlerini konuşacağız. Bitkisel yollarla nasıl tedavi edilir, hangi hastalıklardan kurtulunur, bunların hepsini bugün sizlerle konuşacağız. İbrahim Gökçek'ten sorularımızın cevaplarını ve sorularımızın yanıtlarını alacağız. Ve hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hamdolsun, iyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hocam bugün yine dop dolu gelmişsiniz, masamı böyle bitkilerle süslediniz. Evet, inşallah. Bir orada bir buz kütlesi gibi bir şey görüyorum. Tuz. Tuz. Himalaya tuzu. Himalaya tuzu, evet. Evet. Hocam o zaman nelerden bahsedeceğiz, ne konuşacağız? Kısaca böyle bir bahsedin, sonra ben size sorularımı sormaya başlayayım. Himalaya tuzu. Tuz üzerinde çok konuşuluyor da neden önemli, niçin önemli? Ona ayrıntılı girmek gerekir. İlkokuldan üniversiteye kadar, hatta ölene kadar hafızayı güçlendirici, beyni kuvvetlendirici, beyni çalıştırıcı, kişiyi konuya odaklandırıcı, sınavda öğrencileri başarılı kılıcı, araştırmacıların hafızasını güçlendirici, yani hafıza güçlendirici. Bir, neler var, ne yapılabilir? Unutkanlık problemleri, unutkanlık nasıl önlenebilir? Unutkanlığı tetikleyen sebepler, migren nedir? Migrenin tetikleyen faktörler ve tedavi yöntemleri, evet. Ödem, ses kısıklığı, bağırsak hastalıkları vesaire, vakit bulursak daha... Bunların hepsini olarak teker teker konuşacağız, evet, hocam. Evet, inşallah. O zaman ben izleyenlere tekrardan hasretim. Bitki uzmanı İbrahim Gökçe'ye ulaşmak için resmi internet sayfasından İbrahim Gökçe'nin sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan sormak istediğiniz soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. www.bitkiseltedavi.com ve doğaltedavi.net adreslerinden, İbrahim Gökçe'nin resmi internet adresidir. Buradan girip bitkisel gıda takviyeleri hakkında bilgi alabilirsiniz ve kafanıza takılan her türlü sorunun cevabını bulabilirsiniz ve danışma hattından yine aynı şekilde ekranlarda görüyorsunuz 621 21 65 ve 66 nolu telefon numaralarından da sormak istediğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz diyorum. Ve hocam hafıza kayıpları ile ilgili başlayalım. Hafıza kaybı nedir ve neden başlanır, nasıl tedavi edilir? Evet, hafıza. İnsan vücudunda 210 çeşit hücre var. Göz hücresi, kulak hücresi, burun hücresi, diş hücresi, kemik hücresi, beyin hücresi vesaire vesaire. Bu hücrelerin hemen hemen ortak özellikleri, iki farklı özelliğe sahiptir. Beyin ve sinir hücreleri bölünerek çoğalmaz. Doğduğu günden ölene kadar değişmez. İnsan vücudundaki diğer hücrelerin hepsi hemen hemen yavaş yavaş ölür ve yerine yeni hücreler devreye girerken beyin hücreleri ömür boyu kalır, yavaş yavaş 20 yaşından sonra azalmaya başlar. Bir çocuk dünyaya geldiğinde, bebek, anne rahminde beyindeki nöronlar oluşur. Mesela bir çocuk dünyaya geldiğinde beyni 350 gramdır. Yani nöronlu beyin, sinir, beyin hücreleri ve sinir hücreleri zaten mevcut, dört dörtlük hazır. Sadece büyürken bu hücreler biraz büyür. Fakat çoğalmaz. Doğduktan sonra beyindeki hücreler, sinir hücreleri çoğalmaz. Mevcut, ölene kadar bu hücreler aynı şekilde kalır. Yavaş yavaş sadece 20 yaşından sonra günde ortalama bu 100 milyar hücreden 50 ila 100 bin adeti yavaş yavaş her gün ölmeye başlar. Şimdi diğer hücreler, mesela birkaç örnek vereyim. Hücrelerin çoğu ölür, ölmeye mahkumdur. Öldüğü zaman yerine hücreler bölünerek çoğalır, yeni hücreler devreye girer. Mesela cilt, cildimizdeki hücreler 19 gün yaşar. 19 gün sonra ölür, yerine yeni hücreyi bırakır. Kalın bağırsaktaki hücreler 10 gün yaşar, ince bağırsak 1,5 gün sonra yeni hücre devreder, ölür. Efendim, bağırsağın son kısmına rektum denir, 6 gün. İdrar torbası, yani mesane hücresi 66 gün, dudak hücresi 15 gün, ayak tabanı 19 gün, nefes borusu 47 gün,
akciğer hücreleri 8 gün, mide hücresi 9 gün, bir kısmı bir günde. Efendim alyuvarlar 120 gün, karaciğer hücresi 222 gün, böbrek hücresi 286 gün, kemik hücresi 25 ila 30 yıl. Sinir hücreleri ömür boyu. Evet. Çoğalmaz. Diğer hücreler bölünerek çoğalır, bir kısmı ölür, ölen yerine yeni hücreler devreye girerken beyin hücreleri ve sinir hücreleri çoğalmaz. 20 yaşından sonra yavaş yavaş azalır. Bölünüp çoğalma yok. Doğduğu andan itibaren. 100 milyar hücre. 20 yaşına kadar gelişir. Yavaş yavaş insan geliştikçe sadece büyür, şekli değişir. Enformasyon, bilgiyi depolar, depolar. 20 yaşından sonra yavaş yavaş ölme başlar. Evet, bu beyindeki hücrelerin, sinir hücreleri ve beyin hücreleri uzun ömürlü olabilmesi için ve sağlıklı olabilmesi için, ölmelerini önlemek için, az ölümü, yıpranmasını önlemek için. Şimdi beyinde 100 milyar hücre var. Bu 100 milyar hücrenin diğer hücrelere bağlantısı trilyonlarca bağlantı meydana gelir. Dünyadaki bütün internet şebekelerinin hepsi beyindeki hücreler arasındaki bağlantıdan onda biri kadardır. O kadar kompleks bir karmaşık yapıya sahiptir. Saniyede 3 milyon beyinde şimşek gibi elektriklenmeler olur. Haberleşme. Beyindeki herhangi bir, yani kişi herhangi bir olayı hatırlamak istediğinde 10 ila 100 milyon hücre harekete geçer. O olayla ilgili bütün bilgileri toplar, şuur altına evet. bildirir kişi. Çok mükemmel. Şalterler anında açılır. Çok güzel. Şalterler harekete geçer. Efendim, beyindeki hücrelerin fonksiyonu uzun süre kalabilmesi, canlı tutabilmek için kişinin beyni bir insanın vücudunun %2'si kadar bir yer kaplar. Yani ağırlığının. Yani 70 kiloysa işte 1,5 kilosu bir insanın beyindir. Geri kalanı diğer organlar. Evet. Fakat bünyemizin üretmiş olduğu enerjinin beyin %20'sini harcar. Yani kan, kalbimiz dakikada 5 litre kan pompalar dakikada. Bunun 750 mililitresi beyine gider. Oksijen ve glikoz alır. Oksijen ve glikozla beslenir beyin. Başka bir şey beyine geçmez. Yani beyin hücresi. Nöronlara geçmez. Süreklidir bu. Ölene kadar bu tempo devam eder. Kişi diyelim ki normal yatıyor. Dizden alt kısımlar, dizin alt kısımlarına dakikada 600 mililitre kan gider. Dinlenirken beyne 750 mililitre kan gider. Dakikada. Evet. Diyelim ki koşuyor çok yoğun tempo. Diz altına 14 litre kan pompalanır. 14 litre dakikada kan harcar. Pompalanır. Beyne giden kan değişmez. 750 mililitre. Neden hocam? İster spor yapsın. Standart değişmez. İster dinlensin, ister koşsun. Beyine giden oksijen ve glikoz oranı, kan oranı değişmez. Bütün organlardaki kan oranı değişebilir. Yapmış olduğu spora, faaliyete göre mesela. Beyin sürekli bu tempoyla çalışır. Bayıldı 5 dakika diyelim. 5 dakikadan fazla sürerse Allah korusun. Yani herhangi bir darbeden, herhangi bir şeyden dolayı oksijen alamadı. Evet. Beyin. Hücreler ölmeye başlar. Çok çok tehlikeli. Fazla sürese zaten gider. Peki hocam bu yoğun tempoda beynini kullanan insanlar için de aynı mesela avukatlar için, doktorlar için, ne bileyim mühendisler için bunlar aynı şekilde mi gene? Hani dinlenirken, hayatta koşarken, spor yaparken değil de gündelik hayatta beynini çok fazla çalıştıran insanlar için de aynı mı? Stresli, çok yoğun tempoyla çalışmak kişiye yoğun tempoyla çalışmak fazla yıpratmaz. Kişiyi stres yıpratır.
ailevi problemler, iş yerindeki problemler, gerilim, stres, kavga, evet, üzüntü, sıkıntı, negatif düşünceler, negatif fikirler, negatif olan her şey kişinin psikolojisini bozar, beyinde şalterler atar. Negatif olan, pozitif olan, kişi işini seviyorsa 20 saat çalışsın, ona zevk verir. Konuya odaklanır. O sevdiği aşk, aşık gider mesela. Ben aşığım mesela kitaplarıma, bir otlarıma, bitkilere, şifalı bitkilere. Siz de ben oldukça yoğun çalıştırıyorsunuz. 20 seneden fazla, 15 bazen 16 saat, 17 saat çalıştığım olur benim günde. Hı hı. Beni yormaz. Neden? İşimi seviyorum. Evet. İsteyerek yapıyorum. Fakat kişi işini sevmiyorsa, zevkle, aşkla, meşkle yapmıyorsa ne olur? Yarım saat dahi çalışamaz. Psikolojisi bozulur. Kafaya zorla sokamazsın hiçbir şeyi. Kesinlikle. İsteyerek, arzulu yaptığı şeyi kişi sürekli kayıt eder, sürekli kayıt eder, sürekli kayıt eder. Yorulmak yok. Bir insanın beyni dünyanın en büyük kütüphanelerinden daha çok, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük kütüphanesi, 29 milyon kitap var, 800 kilometre uzunluğunda, ondan daha çok bilgiyi buraya kaydedecek kapasitede. Ama biz bunun yöntemini tabii bilmiyoruz. Bildikçe yavaş yavaş hafızayı güçlendirme teknikleri, yöntemleri var. Biz ne yaptık? Hafızayla ilgili çok güzel şeyler geliştirdik. Şimdi ginkgo biloba, ginkgo mabed ağacı denir buna. Bunun birleşimindeki ginkoloidler, hı hı, beyne akan kan oranı standart dedim, değişmez ya. Evet. Bu işte beyne akan kan oranını biraz artırır. Normalden 750 mililitre 800 mililitre. Kişi yanlış besleniyorsa, abur cubur yiyorsa vesaire vesaire, damarlarda yalanma, daralma, sertleşme olursa, 750 mililitreden 700 mililitreye biraz düşerse bazı hücreler ölmeye başlar. Oksijensizlik, evet, beslenememe nedeniyle. Ginkgo ne yapar? Bu problemi aşar. Hı hı. Bu nedenle hafızayı güçlendirmede ginkgo çok çok önemli, bir. İkincisi, hafıza için, beyin için çok önemli sarı kantaron. Evet. Sarı kantaron da çok çok önemlidir beyin için. Neden? Kişi üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, iş ortamında, aile ortamında vesaire vesaire gerilirse ne olur? Hafıza yavaş yavaş gider. İşte bu da negatif duygu düşünceleri kafadan siler. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. IQ Plus. Evet. Aslında bir tane değil. Liseden okuyan gençler için konuya odaklanma, sınavda başarılı olma, hafızayı güçlendirmek için IQ Plus. Hı hı. Negatif düşünce fikirleri silmek için antidepresan özelliklere sahip sarı kantaron forte. Evet. Beyni besleyici, unutkanlığı önleyici nedir? Ginkgo forte. Farklı farklı kişiye göre, duruma göre. Evet. Kullanabiliyorlar. Ve bunların yan etkileri yok değil mi hocam? Hiçbir şekilde. Hayır. Bu şimdi, ya şimdi dünyada sarı kantoronu sorayım mesela. Psikolojik tedavi gören bir hasta sarı kantoronu da doktorunun vermiş olduğu ilaçlarla kullandığı zaman yan etkisi oluyor mu? Sarı kantoronla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Hı hı. Ve bütün bu klinik araştırmalarda dünyada en çok, burada Profesör Doktor Mültne, Profesör Doktor Kukle, Profesör Doktor Demiş, Profesör Okpani vesaire, Sparenberg, Alman asıllı olduğu için isimler biraz değişik. Dünyada en çok bitkisel gıda takviyesi üretilen iki bitki vardır. Bir ginkgo, iki sarı kantaron. Dünyada iki. Evet. Bir, iki. İkisi hiç asla dünyada yeri değişmez. Evet. Ginkgo, sarı kantaron. Oldukça dünyada, Türkiye'de pek bu konulara pek bilinmiyor ama dünyada, hı hı, ginkgo ve sarı kantaron birinci, ikinci sıra, değişmez. Hafızamızı güçlendirmek için o zaman izleyicilerimize tekrardan söyleyelim. Sarı kantaron, ginkgo ve IQ Plus kullanmaları, evet, lazım. Sadece birini de kullansa da olur hafıza için. Sadece IQ Plus da olur. Evet. IQ Plus kullanmaları yeterli. Bütün dünyada biliniyor, tanınıyor, kullanılıyor. Hı hı. Ülkemizde yavaş yavaş inşallah bu da zamanla yerleşecek. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar bunu
hastalara reçetesini yazıp gönderiyor. Reçeteyle alıyorlar. Almanya'da herhangi birisi depresif rahatsızlığı olan doktoruna gidiyor, reçeteyi alıyor, eczaneden alıyor hapını, damlasını, derecesini. Evet. Türkiye'de böyle bir şey yok. Bunun da önünün açılması gerekir. İnsanların Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da olduğu gibi doktorların reçete yazması ve hastaların bunu alıp kullanması gerekir. Antidepresan kullandı diyelim. Ne oldu? Ne oldu? Kimyasal ilaç. Ne olur? Cinselliği biter. Vatandaş gelmiş bana ağlıyor böyle. Ne alıyorsun dedim. Söyleyemem. Söylemesen nereden bileyim dedim. Söylemesen nereden bileyim? Ben kahin değilim. Evet hocam. Medyum da hiç değilim. Anlamam. Evet. Yani söyleyeceksin ki bileceğim. Antidepresan kullandım. Hormon bitmiş. Testosteron, erkeklik hormonu bitmiş. Evet, hanımı demiş ki güle güle. Sana ihtiyacım yok. Evet. Bu yaşta demiş ben ne yapacağım seni? Kız kardeşim gibi oldum demiş. Yani hiçbir fonksiyon yok. Antidepresan kullanmış, gerilmiş, kullanmış, bol bol, oh maşallah. Doktora gitmiş, doktor demiş ki evladım sen neden bu kadar antidepresan kullandın? Efendim bunalımdaydım, şimdi yapacak bir şey yokmuş. Evet. Bana gelmiş ağlıyor, ne olacak dedim ya. Düzelir ama zaman alır, 5 ay, 6 ay. Yani sabretsin hanımına, söyle biraz. Şimdi bu duruma düşmemek için antidepresan kullanmayalım. Evet. Kimyasal ilaç tehlikeli. Bir de çocuklara birleşimin de hocam bunlardan metil, bahsederken biraz unutkanlıkta bahsedelim. Söyleyeceğim bir saniye. Hı hı. Çok tehlikeli bir madde kullanılıyor. Ne hocam? Hiperaktif çocuklar için. Evet. Metilfenildat. Oo. Metilfenildat kimyasal, bu Ritalin de kimyasal bir ilaç. 2 metre uzunluğunda bunun yan tesiri. Aha bu kadar. bazı doktorlar yazıyor 2 metre uzunluğunda yan tesiri. Uzun bir kitapçık gibi. Ama yine de yazıyorlar. Çok çok tehlikeli. Birleşiminde metil, fenidat, tehlikeli. Tehlikeli. Ne gibi? Çocukları yani aptallaştırıyor. O. Hiperaktif çocuklara veriliyor. Bazı iki grup hiperaktif çocuk var. Bazıları süper zeka olduğu için artık o dışarıya yansıtıyor hareketlerini. Kontrol biraz zor oluyor. Onların için sarı kantaron çok çok ideal. Sakinleştirir, kuzu gibi eder. Beyindeki serotonin hormon salgılamasını artırır, noradrenalin hormon salgılamasını, dopamin hormon salgılamasını, glutamat hormon salgılamasını artırır. Normal bir fonksiyona döner beyindeki hormonlar. Ama siz bunun yerine verdiğiniz kimyasal ilacı hormonları baskılar, çocuğu aptallaştırır. Aptallaştır. Gelişimini engel olur. Bir. Sarı kantaronla hem çocukların zekasını zarar vermeden tedavi uygulanıyor hem de daha uysal bir hem sakinleşiyor. Bir, hem de beyin fonksiyonu daha fonksiyonları artıyor. Kişi deli hareketler yapıyorken hoplayıp zıplayacağına konuya odaklanıyor artık. Evet. İş, yaptığı işe odaklanıyor. Faydalı işler yapmaya başlıyor. Hı hı. Anne baba biri işe gidiyor. Öbürü kendi havasında. Ne oldu çocuk? Benim tanıdığım bir aile. Anne baba işte, anne sokakta. Çocuğun cebinde anahtar. Acıktığı zaman eve gidiyor, bir şeyler yiyor. Anne baba zannediyor ki biz çocuk yetiştiriyoruz. Çocuğa acıktığı zaman yiyecek, üstüne giyecek. Efendim yatacağı zaman yatacak. Bir oda verdim, her şey bitti zannediyor. Öyle değil. Kesinlikle. Eğitimi var bunun. Eğitimi evet var. Hocam, eğitimi çok var, önemli. Eğitimi var. Çocuğu al, at sokağa. Öyle kolay yani ben çocuğumu doğurdum, okula gönderiyorum. Üzerine giyeceğini, yiyeceğini veriyorum. Ben çocuğuma anne babalık yapıyorum denmiyor değil mi hocam? Tabii sıfır. Kesinlikle. Çok çok. Çocuğun psikolojisiyle ilgilenmesi lazım. Burada duyanlar var çocuklarını. O psikoloji zaten çocuğun psikoloji, dayak yiyen çocukların psikolojisi bitiyor. O çağ daha tehlikeli. Büyüdükleri zaman o dayak yiyen çocuklar ne oluyor? Kendine özgüveni olmuyor. Hayatta başarılı olamıyor. Her şeyden korkuyor. Her şeyden hayata atılamıyor. Bir şeyler yapamıyor. Geriliyor. Her an hayattan kopabiliyor, depresif. Mesela Avrupa'da yılda 30 bin genç intihar ediyor. Niye? Sorunlu, anne baba problemi olanlar, kavgalı, geçimsiz, bir sürü problem yaşayan ailelerin çocukları genellikle. Evet. Ve varlıklı insanların çocukları. Kesinlikle. Bu durumu yaşıyor. Evet. Fazla para mutluluk getirmiyor hocam. La ilahe illallah. Para hazır. Ay yok, biraz önce dediniz ya, varlıklı ailelerin çocukları genelde intihar ediyor ama her şey parayla da çözülmüyor tabii ki. Bu da çok önemli. Yani anne babanın vermiş olduğu sevgi her şeyden daha önemli bence. Diyelim ve biz migrene geçelim. Migren tedavisinde
neler kullanılmalı? Evet, migren çok önemli bir konu. Şimdi beyinde işte ne dedik, 100 milyar hücre var. Bu hücreler nörotransmitter denen taşıyıcı, yani haber taşıyıcı hormonsu maddeler depolar. Ne işe yarar nörotransmitter? Efendim, kalbe haber gönderir, şöyle şöyle çalış. Kola, ele, ayağa böyle haber taşıyıcıdır. Bu neye benzer? Mail gibi. Mail sistemi. Mesela birine bir şey yazacaksın, mail atıyorsun ki bana şu kadar şundan gönder, şunu şunu yap, bunu bunu yap. Sipariş veriyorsun. Nörotransmitter'de beyindeki sinir hücrelerin nöronlarda nörotransmitterler olur, haber taşıyıcı. Nörotransmitterler aynı mail atmışsın gibi. Şunu şunu yap, bunu bunu gönder, böyle böyle vesaire haber veriyorsun. Nörotransmitterler beyindeki sinir hücreleri, nöronlar salgılar, kana karışır ve organa komut verir. Ne yapılması gerekiyorsa şöyle şöyle, böyle böyle yap vesaire vesaire. Nörotransmitterlerin salgılanması sırasında işte dengesizlikler ortaya çıkarsa, serotonin hormonu aşırı yükselirse problemler başlar. Beyindeki sinir hücreleri ve damar hücrelerinde, damarlarda ve sinirlerde iltihaplanmalar ortaya çıkabilir. Evet. Bunun için herhangi bir ilaç kullanılırsa problemi biraz baskılar. Kimyasal ilaçlar tedavi etmez. Hı hı. Eğer ki sinirsel bir rahatsızlık varsa, yani migrenin birçok faktörü var da, evet, sinirsel bir rahatsızlık varsa sarı kantaron yine aynı şekilde devreye girer. Efendim, migrenin damarlardaki iltihaplanmadan dolayı kaynaklanıyorsa ginkgo forte devreye girer. Yüksek tansiyon nedeniyle bir rahatsızlık yaşıyorsa kişi, migren rahatsızlığı yaşıyorsa alıç forte, yani kişiye göre değişir. Ne tür, evet, bir migren söz konusu? Migrenin alt faktörlerine göre çeşitli faktörleri, gıda takviyeleri uygulayabiliyor hastalar. Sinirsel mi? Tabii. Damarlarda oluşan bir iltihaptan mı kaynaklanıyor? Stresten efendim, mi? Efendim, tansiyon yüksek, kolesterolü varsa enginar forte gerekir. Karaciğerde yağlama nedeniyle kolesterol yükselirse yani bilmek gerekir. Nedir rahatsızlığı? Migrenin tetikleyen sebep. Migren rahatsızlıklarında kişilerin, hastaların göz altları oldukça morarıyor mesela, baş ağrısı olduğunda. Böyle göz altlarında çökme ve morarıklar meydana geliyor. Bunun sebebi şiddetli baş ağrısından veyahut da damarların sıkışmasından dolayı falan mı acaba? Serotonin hormonun aşırı yükselmesi nedeniyle beyin kökündeki hücrelerde ortaya çıkan iltihap, yüzü kontrol eden trigeminus denen sinir hücrelerini, yüz sinir hücrelerini etkiler. Etkiler, iltihaplanmasına sebep olur. Bu nedenle böyle bir rahatsızlık ortaya çıkar. Şimdi ben bir yakınımı ziyarete gittim Almanya'da. Böyle 55 yaşlarında bir bayan, hoş geldiniz dedi ama gitti böyle oturdu televizyonun yanına, böyle robot gibi. Aa, dedim ki yeğenime, dedim ki bizi istemiyor mu bayan? İstemiyorsa gidelim dedik ya. İstemediğimiz yerde işimiz olmaz bizim dedik. Yok amca, onunla ilgili değil, seninle ilgili değil. Ne dedim? Migreni geldi. Bu 2 saat, 3 saat dünyadan kopar, kendi alemindedir. Bunalıma girdi. Yani migreni gelmiş. Geldi mi böyle dedi. 2 saat koptu gitti. Evet. Yani güzel bir hastalık. Dünya yıkılsa umurunda değil, şey yapmaz. Hiçbir şey anlamaz, görmez, bakmaz. Böyle robot gibi durur. Sonra kendine geliyor yavaş yavaş. Kaç yıldır? 35 yıldır var rahatsız. Ya tedavi ederiz dedim. Ya mümkün değil dedi. 35 yıldır kullanmadığı ilaç yok. Evet. Problem değil. Tedavi ederiz. İyileştiririz. Nasıl? Hastalığın sebebini bilelim. Ne var? Tansiyon var, kolesterol var. Başka ne var? İşte ailevi psikolojik gerilimler var vesaire vesaire. Problem değil. İksir, aloe vera jel, ginkgo forte, enginar forte, sarı kantaron forte kullanıyor. Yavaş yavaş yavaş. 6 hafta sonra rahatladı. Yavaş yavaş yavaş. Evet. 4-5 ay kullandı, hiçbir şey kalmadı. En ağır migren, en ağır baş ağrısı. Bir bayan beni aradı. Dedi ki onda da panik atak var böyle. Annesi sokağa çıkmayı bırak, yatağın altından çıkamıyor böyle. Dışarı çıkamıyor. Yatağın altından çıkamıyor. Evet, evet. Korkuyor.
ölüm korkusu sarmış. Beni aradılar, dedi ki annemin durumu ne olacak? Bağırsaklarında şişkinlik, azımsızlık, kabızlık var mı dedim. Ne ilgisi var bağırsakla bu beynin ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Nereden geliyor vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire? Nereden geliyor? Bağırsaklar. Bağırsaklar emiyor, absorbe ediyor karaciğere, karaciğer bunu yavaş yavaş kana veriyor, kan yapıyor. O da kalbe, kalpten işte beyne gidiyor. Dakikada 5 litre kan pompalıyor bu kalp. Dakikada. Evet. Hesap edelim, günde ne kadar kan pompalıyormuş? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. öyle mi? Öyle. Tamam. Nasıl olacak? Dedi ki ya kabızlık var, şişkinlik var. Söylediniz ama çok şey var. Hep bağırsaklarında problem var. Tamam. İksir, aloe vera, gel, enginar, forte, kara halile, forte, şunu kullanacak. 6 hafta sonra kadıncağız aradı annesi. Hadi canım dedi ki Allah sizden razı olsun. Ne oldu? Artık alışverişe de gidiyorum. Yatağın altına çıkmış, artık alışverişe gidip gelebiliyor, evet. Korkusuz. Kadıncağız hayata küsmüş. Bırak çarşıya, sokağa, yatağın altına çıkamıyordu. Panik evet. Atak yaşıyordu. Her türlü hastalık iyileştirilebilir, tedavi edilebilir. Burada ginkoyla ilgili 36 üniversitenin kliniği 10.815 hasta üzerinde denemiş, etkisi ispat edilmiş. Bilgi var, belge, laf yok. Bilgi var, belge var. Şimdi ben eskiden dergi getirmiyordum. Sadece kendi kitabımı getiriyordum. Anlatıyordum. İşte bu kitapta böyle böyle yazıyor diye. Abi biri dedi ki ya kendi kitabında yazabilir, ispat edebiliyor musun? Yabancı kaynak, bilgi, belge. Onun için dergileri de getiriyorum. Daha kitap var. Almanca kitap. Onları da getireceğim de. Yeri yok. Buluruz hocam. Siz getirin bize. Eğer bilgi verecekseniz biz size yer açarız. Bir tane daha masa atarız gerekirse. İnşallah. Peki hocam. Tekrarlayalım. Migren hastaları hangi gıda takviyelerini kullanmalı? Migren şimdi yüksek tansiyon problemi varsa iksir, aloe vera gel şart. Bunlar aha. Detoks. Vücudu arıtıcı. Evet. İksir damarları açar. Aloe vera bağırsakları temizler. Hı hı. Yüksek tansiyon varsa alıç forte, kortiseps forte, damar çayı, enfeksiyon çayı. Eğer ki psikolojik rahatsızlardan dolayı kaynaklanıyorsa sinirsel, hem iltihap hem psikolojik sarı kantoron evet. Yer değiştirir alışla. Eğer beyindeki damarlarla ilgili bir problem varsa ginkgo gerekir. Duruma göre, kişiye göre değişir. Evet. Onu görüşmek gerekir, konuşmak gerekir rahatsızlığı. O zaman izleyicilerimizi hatırlatalım. Ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan İbrahim Gökçe'nin danışma hattından ulaşabilir, sormak istediğiniz soruları sorabilir ve hastalığınızın doğal tedavi yöntemlerle iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Resmi internet sitesinden de bitkiler hakkında bilgi alabilirsiniz diyelim ve ben size ödem hastalıklarını sorayım hocam. Şişkinliklerden dolayı oluşuyor ödemler de mesela. Evet. Bunlar evet, sebepleri neler? Çok çeşitli ödemler var. Evet. Efendim diyorlar ki tuz kullanmayın. Tehlikeli. Evet. 25-30 yıl önce tuz işte şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli. Tuz ödeme sebep olur, asidoza sebep olur, damar sertliğine sebep olur, böbrekte zarar verir, kalbe zarar verir, beyne zarar verir. Özellikle hamilelerde tuz kullanımını çok yasaklı. Tehlikeli, tehlikeli. İyi, peki Peygamber Efendimiz demiş ki, hadis var. Diyor ki, yemekten önce bir miktar tuz sizi 70 tür hastalığa karşı korur diyor. Aa. Allah Allah. Dedim ki ya Peygamber Efendimiz bunu söylediyse bunda bir hikmet var. Neden doktorlar bunun tersini söylüyor? Burada bir çelişki var. Evet. İslam'da ilim çatışmaz. Peygamber Efendimiz'in söylediği hep Allah'ın yani müsaade şey yaptığı, söylemesi istediği şeyler. Kendisine bir şey söylemez o. Peygamberimiz söylediyse Allah istemişti, öyle istemişti, öyle konuşmuştu. Orada bir hata olmaz asla. Hata nerede? Doktorda. Neden? Doktor burada işine geldiği şekilde konuşuyor. Yarım yamalak bilgi veriyor. Neden yarım bilgi veriyor? Diyor ki tuz zararlı. Hangi tuz? Onu söylemiyor. Tuz zararlı. Hangi tuz? Sofra tuzu zararlı. Evet, iyotlu tuzlar var tabii. Ona geçmedik. Bu kaya tuzu. Himalaya tuzu. Bu zararlı mı? Değil. Neden değil? Çünkü on binlerce yıldır tuz gıdada kullanılır. Bunun birleşiminde doğal olduğu için 84 çeşit mineral var. Bu kristal tuz diğer bunun da çeşit çeşit türleri var. Bir,
Kristal, bu kristal. 2, mat tuz. 3, renkli tuz. Kristal tuz gıdada kullanılır. Mat tuz banyo yapımında kullanılır. Banyoda. Efendim renkli tuz mum yapımında falan kullanılır. Hı hı. Onda renkli tuz biraz pempemsidir. İçerisinde mineral, demir vesaire var. Başka bakır vesaire de var. Evet. Olmaması gereken şeyler de var. Peki sofra tuzu neden tehlikeli de kaya tuzu faydalı? Evet, sofra tuzu asidoz, ödem, damar sertliğine ve birçok hastalığa sebep oluyor. Böbreğe, kalbe vesaire zarar verirken. Körlüğe kadar gidiyor diyorlar. Hani çok doğru. Fazla tuz yemek neden olursun. Sofra tuzu zararlı da Himalaya tuzu neden faydalı? Aradaki fark ne? Ne hocam? Bu 84 çeşit mineral içerir. Şimdi 50 yıl öncesine kadar rafine tuz diye bir olay yoktu. İnsanlar kaya tuzu, göl tuzu, deniz tuzu kullanıyorlardı. Doğal tuz ve problem yoktu. 50 yıldır göl, kaya, deniz tuzu rafine ediliyor. İçindeki normal doğal tuzun içindeki sodyum klorit alınıyor. Geriye bir madde çıktı. Sodyum kloriti aldın. Diğer minerallerden ayrıştığın zaman ne kaldı? Renksiz, parlak olmayan acayip bir madde. Buna ne katılıyor? Bir, parlatıcı. Önce rafine ediyorlar, sodyum kloriti elde ediyorlar. Sonra da buna parlatmak için alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi 3 tane tehlike madde katılıyor. Evet. Sofra tuzunda ne var? 3 tane zehir var. Evet hocam. Parlatıcı, renk verici, kayganlık yapıcı. Allah Allah. Doğal tuzu alıyorlar, işliyorlar. İçine zehir katıyorlar. Zehir katıyor. Ve insanları sofra tuzuyla zehirliyorlar. Kimle yapıyor bunu? Ben yapmıyorum. Yapan yapıyor. Şimdi de kalkıyorlar diyorlar ki tuz kullanmayın. Ya doğal tuz kullanalım. Doğal tuz kullanmak faydalı. Şimdi hamile bir anne tuz kullanmazsa anne rahmindeki cenin normal gelişmez. Gelişmese ne olur? Doğacak çocuk geri zekalı olur. Bir, doğduğu günden büyüyor yavaş yavaş. Gelişim çağına kadar, işte kaç yaşında, 20 yaşına kadar tuz kullanmazsa beyindeki, beyin neyle çalışır? Beynin %80'i tuzlu sudur. Tuz. İnsan vücudunun %70'i tuz, su, tuzlu su. İnsan vücudunun %70'i tuzlu sudur. Evet. Beynin ise %80'i tuzlu su. Beyinde çok yoğun tuzlu su var. Evet hocam. Siz beyindeki tuz oranını azaltırsanız ne olur? Hafıza gider. Hafıza yavaş yavaş gider. Çünkü beyinde elektriklenme, elektrik alışverişi olmaz. Beyindeki 100 milyar hücre diğer nöronlarla sürekli haberleşme içerisinde saniyede milyonlarca haberleşme oluyor. Siz bunu engellediğinizde sadece bir objeyi hatırlamak için 100 milyon hücre devreye giriyor. Evet hocam. Su, tuz kullanmadığınız zaman yavaşlar. Çünkü beyindeki su katılaşır. Su olmadan, tuz olmadan olmaz. Yaşlı insanlar tuzsuz beslenirse ne olur? Şimdi o zaman bir şeye bakalım. Peki hocam onu ararken ben şunu da sormak istiyorum. Bu Himalaya tuzunu nereden bulacak hastalar? Bizden bulacak. Şimdi Türkiye'de Himalaya tuzunu bazıları 20 liraya satıyor. Kilosunu bazıları 30 liraya, bazıları 40 liraya, bazıları 60 liraya satıyor. Oysa bu Allah'ın tuzu çok çok ucuz. Sudan ucuz. Ne kadar hocam? Biz bunu 5 liraya satıyoruz. Başkası 50 liraya satıyor. Oo. 5 lira. Peki onu rafine ediyorsunuz herhalde siz de hocam. Onu da kaya gibi vermiyorsunuz herhalde. Al bunu kır evde kullan diye. Yok bu zaten normal. Sofrada öğütme denir. Tuz değirmeniyle veriyoruz. Sofrada öğütmelik tuz. Himalaya tuzu. Hı-hı. Sofrada öğütmelik. Tarım Bakanlığı'nın tepliğine göre, tuz tepliği var. Tuz tepliğine göre 3 milimetrenin yukarısında olmaz. Bu şey için, reklam, şey anlatmak için olay. Anladım hocam. 3 milimin milimetreden fazla olamaz. Anladım. O zaman önümüzdeki salı getirelim hocam tekrardan. Getirelim. İzleyicilerimize burada rafine edilmiş şeklini de gösterelim. Evet, tuzla ilgili yapılan klinik araştırmalar.
New York'ta Profesör Doktor Michel Alderman Amsterdam'da 1400 kişi üzerinde yaptığı araştırmada az tuz kullananlarda çok tuz kullananlara göre %20 daha çok kalp krizi olduğunu tespit etmiştir. Hı hı. Yani az tuz kullananlar daha çok kalp krizine yakalanıyor. Evet. Söylenenlerin tersi. Dünyada en çok tuz kullanan millet Japonlar ve dünyada en sağlıklı millet. Evet, profesör, çok sağlıklılar hocam. Profesör Doktor Stube az tuz kullanan yaşlılar üzerinde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda konsantrasyon zafiyeti, algılama zafiyeti, hafıza zafiyeti görüldüğünü belgelemiş. Profesör Doktor Stube. Gelişim çağındaki çocuklar az tuz kullanırsa ne olur? Gelişim çağındaki çocuklarda az tuz kullanırsa gelişim anormallikleri olur. Bünye kısa boylu kalır, beyin gelişmez, vücut gelişmez. Ben demeyeyim bunu. Profesör Doktor X, yorgunluk, baş ağrısı, okulda anlamama, nefes alıp vermekte zorlanma, deri hastalıkları, erken yaşlarda yüksek tansiyon, tuz almazsa kişi bu tür rahatsızlıklar meydana gelir. Remscheid Almanya'da yine bu Profesör Doktor Kaulhausen Brighton eğitim seminerinde hamile bayanlar tuz ve su alımını azaltmaları halinde hamilelik üzerinde çok kötü etki olacağını beyan etmiştir. Yine Profesör Doktor Alderman 1900 erkek ve 1000 kadın üzerinde 4 yıl süren bir araştırma yapmış. Bu araştırmalar sonucunda az tuz kullananların çok tuz kullananlara göre daha çok kalp krizine yakalandığını belgelemiştir. Oo. Yani önceki araştırmaya ikinci bir araştırma yapmıştır. Belge bilgi burada. Klinik araştırması var. Evet. Laf yok. Şimdi diyorlar ki tuz kullanmayın. Yasak. Ya tamam, sofra tuzu kullanmayın. Tehlikeli. Hı hı. Sofra tuzu asidoza sebep olur. Asidoz mikropları azdırır. Hastalıklı vücut olur. İltihap yayılır. Asitli ortamda. Evet hocam. Ödeme sebep olur. Vücudu ödem olur. Ayağı, bacağı, orası burası şişer. Böbreklere zarar verir. Kalbe zarar verir. Yavaş yavaş organlar iflas eder. Evet. Damar sertliğine sebep olur. Kalp damar zafiyetinden kişi gider. Zaten klinik araştırması yapılmış. Himalaya tuzu ama 84 çeşit mineral içeriyor. Ödemi önler. Asidozu önler. Damar sertliğini önler. Farklı. Evet. O farklı, bu farklı. Arada çünkü sofra tuzuna toksik madde katılıyor. Toksik. Alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit. Bunu yapanlar aslında ne yapacaksın? Bakırköy'e göndereceksin. Evet hocam. Rafine, tuz üretenleri Bakırköy'e gönderecek. Kesinlikle. Bakırköy'de evet, yer çok. Çok da uygun bir fiyat. 5 lira gibi bir fiyatta. 50 liraya satıyorlar. Yani evet. Şimdi onlar da para kazanıyor. Biz de. Ben 5 liraya satıyorum da zarar mı ediyorum? Kesinlikle hocam. Artı belgemiz, bilgimiz, her şeyimiz var. İsteyen istediğine sunarız. Himalayatuzu.com.tr Com.tr Com.tr Evet, Himalaya tuzuna ulaşmak için, daha sağlıklı tuz yemek için İbrahim Gökçe'nin resmi internet sitesinden girip oradan bakabilirler hocam, değil mi? Resmi evet. İnternet sitenizde de var bunlar. Ödem demişken evet. Hocam var mı başka söyleyeceğiniz bir, yoksa ben başka bir konuya geçeceğim. Ödem bununla ilgili isterseniz. Hı-hı. Oraya geçmeden bunu, tamam, buyurun ödem hocam. Ödeme geçmişken. Hı-hı. Biraz önce ödem, tuz kullanmak ödeme sebep olur dedik. Sofra tuzunun 1 gram fazla tuz 200 mililitre suyu kendine çeker. Himalaya tuzu çekmez, yapmaz. Çünkü evet. Zaten mineral, birçok mineral içeriyor. Çeşit çeşit ödemler var. Mesela bu ödemlerden birisi anjiyo ödem. Yani kurdeşen, kronik ürtiker olanlarda, alerjik rahatsızlığı olanlarda, genellikle midesinde ve bağırsaklarında problem olanlarda anjiyo ödem oluşur. Yani kurdeşen olanlarda aynı zamanda anjiyo ödem olur. Anjiyo ödem nedir? Kişinin dudağı birdenbire şişer, ta buralara kadar iner. Göz kapağı şişer, böyle gözünü kapatır. Evet. Bu gözüken anormallikler kişiyi tabii ki çok zor duruma sokar. Utanır, sokağa çıkamaz. Fakat çok daha ağır bir problem ortaya çıkar. Boğazındaki ses tellerinin olduğu noktada şişme olur. Evet.
O zaman nefes alamaz, Allah korusun gidebilir. Tehlikeli. Boğazındaki şişme ölüme sebep olabilir. Anjiyo ödeme yakalanan kişi hemen yanında gerekli ilaçları bulundurması gerekir. Bulundurmazsa tehlikeli. Ha, ne yapmak gerekir? Anjiyo ödemin sebebi birincisi midesinde gastrit, ülser, reflü, pankastrit varsa, mide problemi varsa %20 bundan kaynaklanır. Buna karşı tonik. Evet. Tonik, lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. En ağır mide rahatsızlığını ortadan kaldırır. Helicobacter pylori'ye karşı en etkili madde içerir. Evet. Metilmetilyonun sulfonyum bromid. Yok eder. İkincisi bağırsaklarında anjiyo ödemi oluşmasının sebebi %80 bağırsaktaki mantarlar. Mantarlarda kişi abur cubur yiyorsa, aşırı tatlı yiyorsa, efendim kimyasal ilaç kullanıyorsa bağırsaklara mantar gelir. Şimdi mantarlar toksik madde üretir. Toksik maddeler bağırsakları yakar, bağırsaklar yanarsa, kavrulursa yeterli ve kaliteli enzim salgılamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Bu da alerjiye, anjiyo ödemesi bu. Bağırsakları tedavi etmedikçe kalıcı çözüm olmaz. Evet. Bunun için de aloe vera. Aloe vera eksircel. Evet. Ödemin bir başka sebebi ise mesela bazen bacağı, ayağı şişer. Burada bir özellikle de yaşı ilerlemiş bayanlarda daha çok gözükür evet. Bu hastalık. Şimdi diyelim ki sağ ayağı, sol ayağı şişiyorsa bunun iki sebebi olabilir. Bir, kasıktaki lep bezleri herhangi bir nedenle iltihaplanmışsa, şişmişse, iltihap mikrop kapmışsa lef kanalları günde ortalama 3,5-4 litre artık sıvı toplar vücuttan. Ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları vesaire. Toplanan, vücuttan toplanan bu artık maddeler 600 adet lenf düğümü var insan vücudunda. Evet. Bu lenf düğümleri, düğme şeklinde olduğu için lenf düğümü, lenf bezesi. Hı hı. Toplanan sıvıyı emer, toplar damara nakleder. Bir kısmı da toplanır, buradan köprücük kemiklerindeki toplar damara verilir. Oradan kalbe, kalbe, akciğere gider, temizlenir vesaire. Kasıklardaki lenf bezi, irice bir lenf bezi vardır sağlı sollu her kasıkta. Burada mikrop kapmışsa, şişmişse, iltihaplanmışsa, herhangi bir darbe sonucu, yaralanma sonucu görevini yerine getiremiyorsa bacaklarda, baldırda şişmeler oluşur. Lenf bezesini tedavi ettiğiniz zaman iksir, aloe vera jel, yoğurt otu, forte, cordyceps forte, lenf çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman tedavi olur. Fakat bazında bacaklardaki ödemin oluşmasının sebebi venöz yetmezlik. Yani toplar damar zafiyeti. Nedir? Evet. Toplar damar vücuttaki artık kirli kanı sıvıyı toplarken sızmalar olur. Neden olur? Kalsiyum yetersizliğinden. Evet hocam. Damarların iç yüzeyinde çentikler oluşur. Sızma başlar. Toplanan sıvının bir kısmı geri kaçar sağa sola. Yani bu şuna benzer. Bahçenizde hortum var, bahçeye süreceksiniz ama çocuklar delmiş sağından solundan. Evet. Hortumla sulamaya çalışıyorsun, sulayamazsın. Neden? Su kaçıyor. Çocuklar yaramazlık yapan çocuk mesela delmiştir o. Evet. Bu şekilde damarların iç yüzeyinde çentikler oluşursa kalsiyum yetersizliği nedeniyle bunun sebebi kalsiyum yetersizliği. Bu sefer sıvı kaybı nedeniyle toplar damar görevini göremediği için baldırda bacaklarda, ayaklarda şişmeler, ödemler oluşur. Bu gibi durumlarda isim ise at kestanesi forte. İksir aloe vera jel at kestanesi forte. Kullandığı zaman ne olur? Problem yavaş yavaş ortadan kalkar. Yani rahatsızlık sebebini. Ayrıca böbrek yetmezliği olanlarda mesela böbrekleri süzemediği, arıtamadığı için karında şişkinlik olur. Karaciğer problemi, hepatit B, hepatit C'si olanlar tedavi olmazsa, siroza dönüşürse karında şişkinlik. Yani hastalığın ödemin sebebi nedir? Onu bilirse ona göre uygun ürünlerle tedavi olmak mümkündür. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bitti mi? Evet. Programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Öyle mi? Tamam. Evet hocam. Salı günü tekrardan burada olacaksınız ve salı günü de bize tekrardan Himalaya tuzunun öğütülmüş halini getireceksiniz. Bunu izleyicilerimize göstereceğiz. Daha sağlıklı tuz yememize yardımcı evet, olacaksınız. İnşallah. Evet hocam.